arkadaşlar. Hepiniz İslamot News kanalında hoş geldiniz. Ben Üstelerle arkadaşlar. Bugün gene size Allah'ın izniyle Taç tercümesinden hadisi şerifler okumaya devam edeceğiz. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz arkadaşlar. Salat-ı Mücciye ile başlıyoruz değerli arkadaşlar. Bu sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda okunacak bir salavat-ı şerifedir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncina biha min cemil ehval ve lafat ve takzilina biha جميل حاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. Yani duanın açıklaması arkadaşlar, ey Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âline salat eyle. Onun hürmetine bizi her türlü korku ve musibetlerden kurtarsın. Bütün ihtiyaçlarımızı o salavat hürmetine gidersin. Bütün günahlardan o salavat hürmetine temizleyesin. O salavat hürmetine bizi derecelerin en üstününe erdiresin. O salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra bütün hayırların en son gayesine ulaştırasın. Amin diyoruz arkadaşlar. Ve dersimize başlıyoruz. Ya Allah, Ya Fettah, Ya Rızak, Ya Alimu, Ya Alemin. Evet, bildiğiniz gibi arkadaşlar Taç tercümesinin 5. cildine gelmiştik. Bu 5. cildinde de arkadaşlar 3. bölüme gelmiştik. Bu bölümümüzün konusu da cennetle tebşir edilmiş değerlerin faziletleri. Zübeyir bin Avvam'ın radiyallahu anh menakibi arkadaşlar. Bununla ilgili hadis-i şerife okuyacağız. 1013 nolu hadis-i şerifte de diyor ki Cabir bin Abdullah radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek gününde insanlara cihada davet etti. İlk olarak Zübeyir icabet etti. Yine davet etti. Yine Zübeyir icabet etti. Üçüncü defa davet etti. Yine Zübeyir icabet etti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her peygamberin bir yardımcısı vardır, benim de yardımcım Zübeyir'dir buyurdular. Bu hadis-i şerifin kaynağı Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almakta değerli arkadaşlar. 1014 nolu hadis-i şerifte de Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ahzab gününde ben ve Ebu Seleme'nin oğlu Ömer, Hazreti Peygamber'in zevcelerini muhafaza etmekle memur edilmiş, bırakılmıştık. Baktım bir de ne göreyim. Zübeyir atlı üzerinde Beni Kureyze kabilesine 2 yahut 3 defa gidip geliyor, onları gözetliyordu. Döndüğüm zaman dedim ki babacığım seni Beni Kureyze kabilesine gidip gelerek onları gözetlemekte olduğunu gördüm. Zübeyir, gördün mü oğlum? Dedi. Evet, gördüm dedim. Zübeyir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim Beni Kureyze kabilesini gözetleyip onların durumu hakkında bana bir haber getirecek demişti. Ben de gidip bu vazifeyi yaptım. Dönünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ana ve babasını birleştirerek anam babam sana feda olsun buyurdu dedi. Bu hadis-i şerifte arkadaşlar Buhari, Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. 1115 nolu hadis-i şerifte de değerli arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira dağında bulunuyordu. Dağ şiddetle sarsıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakin ol Hira. Üstünde peygamber, sıddık ve şehitten başka kimse yok buyurdu. Dağda ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir ve Sa'd bin Vakkas bulunuyordu. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslim ve Tirmizi'de yer almakta. Arkadaşlar 1016 nolu hadis-i şerifte de Zübeyir'in oğlu Urve radıyallahu anh şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anh bana vallahi senin babaların Uhud savaşında yaralandıktan sonra Allah ve Resulü'nün davetine icabet edenlerdendir. Bu ayet-i kerime arkadaşlar Ali İmran suresi 172 nolu ayet-i kerimesi dedi. Bu hadis-i şerifte de Buhari tefsirde ve kaynak olarak Müslim'de yer almakta.
1117'nin olan hadis-i şerifte de Mervan bin Hakem radıyallahu anh şöyle demiştir. Diyor ki, burun kanaması yılında, yani 31. Hicri yılda arkadaşlar, Osman radıyallahu anh burun kanaması hastalığına tutulmuştu. O kadar ki hacca gitmesine bile mani olmuştu. Kureyş'ten bir zat yanına geldi ve Osman'a yerine halife tayin et dedi. Osman radıyallahu anh kimi tayin etmemi söylediler mi diye sordu. Adam evet dedi. Osman radıyallahu anh kimi diye sordu. Adam sustu. Sonra başka biri girdi ve yerine halife tayin et dedi. Osman radıyallahu anh kimi tayin etmemi söylediler mi diye sordu. Adam evet dedi. Osman radıyallahu anh kimi diye sorunca bu da bir şey söylemedi. Osman radıyallahu anh belki Zübeyir'i tayin etmemi söylediler dedi. Adam evet dedi. Osman radıyallahu anh hayatımı kudreti ile tutan Allah'a yemin ederim ki bildiğim kadarıyla o onların en hayırlısıdır. Resulullah'ın da onlardan en çok sevdiğidir dedi. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari'de yer almakta. 1018 nolu hadis-i şerifte de Urve bin Zübeyir radıyallahu anh'ten Yermuk Savaşı'nın olduğu gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı Zübeyir'e saldırmaz mısın ki biz de birlikte saldıralım dediler. Zübeyir düşmana saldırdı fakat düşman omzuna iki darbe indirdi ki Bedir'de aldığı yara bu ikisinin tam ortasında kaldı. Urve der ki ben çocukken parmaklarımı bu yaralara koyar oynardım. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Buhari'de yer almakta değerli arkadaşlar. 1019 nolu hadis-i şerifte de yine Urve radıyallahu anh şöyle demişti. Zübeyir Cemel vakası sabahında oğlu Abdullah'a vasiyet etmişti. Ve şöyle demişti. Vücudumda bir uğuz yok ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yaptığım savaşlarda yara almış olmasın. Hatta bu yaralar iki bacak arasına kadar varmıştı. Bu hadis-i şerif Tirmizi'de ve Hasan senetle yer almakta. 1020 nolu hadis-i şerifte de arkadaşlar Ayşe radıyallahu anh'ten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir evinde bir ışık yandığını gördü ve Ayşe Esma'nın doğum yaptığını sanıyorum. Bu başka bir şey değil dedi. Ona yani doğan çocuğa ad koymasınlar. Adını ben koyayım diye ilave etti. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun adını Abdullah koydu ve bir hurma çiğneyip kendi eliyle bebeğin ağzına koydu. Bu hadis-i şerifte Tirmizi'de Hasan senetle yer almakta değerli arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımıza part yapacağız çünkü bu üçüncü bölümü bu şekilde bitireceğiz. Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh menakipleri burada sona eriyor. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve selamun alel murselin ve selamun alel hulefâ'r-raşidîn. El-Fatiha.